çıkan öğrencilerimiz için bir rehberlik videosu çekelim dedik. Ben Onur Alp Orak. Ben de Yunus Alhan Erzurumlu. Biz tutuyorum. Bazı söylentiler var. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ankara'da LGS'ye girip çıkan öğrencilerimiz için bir rehberlik videosu çekelim dedik. Ben Onur Alp Orak. Ben de Yunus Alhan Erzurumlu. Biz Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 2019 mezunlarıyız. Daha bu sene mezun olduk. En başta okulumuz hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı söylentiler var. Yanlış söylentiler. Bugün bunlara bir açıklık getirmek istiyoruz. Yunus sen başla istersen. Zaten en popüler diye böyle ekşi sözlüğe falan girdiğinizde okulda hocalar hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyorsa öğrenciler kendileri yapıyor. Bu da işte aslında bireysel başarı. Okulun bir başarısı yok gibi bir şey çıkıyor. Buna bir cevap verelim. Ben evet. Yine söz alıyorum istersen. Hı-hı. Yani bu çok büyük bir palavra. Çünkü aslında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin çok ciddi ve güçlü bir öğretmen kadrosu var. Sonra hani çok uzun yıllardır bu meslekte olan ve sadece bir eğitimci diyebileceğimiz aslında kişiler. Öğretmen değil, eğitimciler. Çünkü size sadece bir ders anlatmıyorlar, her türlü alanda yardımcı oluyorlar. Çok kıymetli bir şey bu bence. Ve öğrencilerin hani o bireysel başarı dediğimiz kısmın gelişmesindeki en önemli şey de etken de bu. Çünkü öğretmenler yapıyor yani evet, sizi bu hale getiriyor. Özellikle Yunus'cum, mesela şey var Ankara Atatürk Anadolu Lisesi hakkında. İşte dersler işlenmiyor diye bir söylem var. Arkadaşlar her okulda ders işlenmiyor değil mi? Her okulda yani sürekli boş dersler geçiyor. Öyle bir şey yok kesinlikle. Hani 9-10-11'de gayet de dolu dolu işledik. Dolu çok dolu işleniyor. Yani sadece böyle hani sınav haftalarında öğretmenler ders çalışmamıza müsaade ediyor. Evet. Çünkü günde 2 sınavımız falan oluyor. Aynen. Hatta bazı ara derslerin sınavı falan olduğunda 3 sınav bile yaptığınız aynen oluyor. Öyle, yani. Aynen öyle. Bu da tabii her zaman çalışacak vaktin olmadığı için bir hocalarımız izin veriyor sağ olsunlar. Yine de bu hocanın inisiyatifine kalan bir şey. Yani işleyen işliyor. Aynen öyle. Şimdi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi deyince arkadaşlar biliyorsunuz 2016'da 2015'te bizim okulumuz Türkiye'de yerleştirmede birinci okul oldu. Evet. Tüm fen liseleri ve Anadolu liseleri arasında. Ve geçen seneye bakacağız. Yani geçen seneki başarılarımızdan bahsetmek istiyoruz. Yani sözünü kesiyorum. Aslında böyle Ankara deyince insanların aklına direkt Ankara fen geliyor. Başarılı olarak. Çünkü puanı bizden daha yüksek bizim okulumuzdan. Bizim girdiğimiz evet. Sene de öyleydi. Tabii. Bu sene de zaten hatta 40 puana yakın bir fark var aslında. Böyle insan bilmeyen biri için gerçekten çok çok iyi bir okul gibi ama aslında biz bunun böyle olmadığını kanıtlamaya çalışacağız burada. Zaten siz biliyorsunuzdur. Geçen sene Ankara Fen 464 puan alırken Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 426 puan aldı. Çok büyük bir puan ama Yunus'un da dediği gibi kontenjan farkı. Evet kontenjan farkı çok ciddi var. Biz, evet. Bizim dönemimiz mesela 400 kişiydi. Geçtiğimiz sene de sanırım okul 330 kişi aldı. Aynen. Ama Ankara Fen'in 90 kişilik aslında çok küçük bir kontenjanı var. Bu puanı çok büyük etkiliyor. Bir de tabii Ankara Fen'in bir popülerliği var Türkiye genelinde. Atatürk Anadolu'nun o çok yok yani. Dürüst olmak lazım. Ya Fen Lisesi hani. Ya bu, Fen Lisesi olması isim, çok etkiliyor. Bu evet. İsim etkiliyor. Başarılarımızdan bahsedelim. Şimdi tabii yine biz burada Ankara Fen'le karşılaştırarak gideceğiz. Çünkü hani evet. İnsanlar onu rakip görüyor. Evet biraz. Yani burada kesin Ankara Fen zaten Türkiye'nin en iyi fen liselerinden biri. Hatta evet. En iyisi diyebiliriz. Ama hani biz sadece kıyaslamanız için bir size veri vereceğiz. Mesela geçen sene Ankara Fen Lisesi 50 kişi yani 50 kişi tıpa gitti Ankara Fen Lisesi'nde. Bizim okulumuzda ise 90 kişi tıpa gitti. Ha, şimdi diyeceksiniz ki ya tamam onlar 90 kişi siz 400 kişisiniz. Bizim okulumuzda geçtiğimiz sene 190 kişi sınava girdi. Çünkü ayrılanlar falan oldu. Evet. Ama burada 90 kişinin içerisinde 20 kişi Hacettepe Tıp Fakültesi'ne gitti. Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden biri yani. Aynen öyle. Ve bizim okulumuz mesela Ankara Fen Lisesi'nde geçen sene 2 tane hukuk çıkarken bizim okulumuzda sadece 2 tane Galatasaray hukuk çıktı. Yaklaşık 7-8 tane Boğaziçi'nin işte işletmeymiş, uluslararası ilişkilermiş bu tür bölümler çıktı ki bunlar da hepsi ilk 500, ilk 700 alan evet, okullar. Evet. Zaten bizim okulumuzda bir tane TM sınıfı oluyor ama o TM'cilerin hepsi çok çok iyi öğrenciler kesinlikle oluyor. 4, 2 tane Bilkent tam burslu hukuk çıktı. O da çok iyi biliyorsunuz. 2 tane tam yarı burslu çıktı. O da çok iyi. 4 tane Ankara hukuk çıktı ki geçen sene çok az bir TM'ci sayısı vardı. Evet geçen sene TM'cimiz azdı. Kesinlikle öyle. Aslında bu sene daha çoktu. Bu sene bence çok daha iyi başarılar gelecek. Zaten takip edersiniz okulun sitesinden. Evet. Bir de geçen sene şunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ilk yüze 13 öğrenci girdi. Yani ilk yüzde 13 tane öğrencimiz vardı. Yani ilk yüzdeki her 10 kişiden biri Atatürk Anadolu'ydu. Evet. Böyle bir istatistik. Çok iyi bir istatistik ya. Evet. Ve ilk yüzde sözünü kesiyorum. 13 öğrenci ama bu 13 öğrenci 20 derece yaptı. Yani sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi. Buralarda da aynı anda 1-2 derece yapan öğrencilerimiz evet. var. İlk 500'de 43 öğrenci. 43. Ve ilk 1000'de
66 öğrencimiz var. Yani 66 kişi İTBİN'e girmiş. Yani okulda bir denemeye giriyorsunuz ve 70. oluyorsunuz. Ama bu zaten Türkiye'deki İTBİN gibi inanılmaz bir derece. Kesinlikle. Ve şöyle bir istatistik de var. Geçen sene 190 kişi sınava girdi dedik. İlk 5000'de 142 öğrenci var. Yani bu, 190 kişi yaklaşık 292 derece yaptı ilk 5000'de yine. Evet, yani ilk 5000'de 142 öğrencimiz var. Yani şöyle diyeyim, aile gelince ilk 5000'e girme ihtimaliniz %75'ten daha fazla. Hani olasılık olarak değerlendirdiğimizde çok fazla. Bunları söylemek istiyoruz. Ve yine sözünü kesiyorum. Hı-hı. Bu aslında sadece, yani bu öğrenciler sadece ders çalışan öğrenciler değil. Mesela işte bizim arkadaşlarımız da vardı. Orkestra, ya keman çalıyor. Zamanın büyük bir kısmını bu keman alıyor. Sonra sınavda 300. oluyor mesela. Evet, ve Türkiye'deki tek orkestra, Anadolu Lisesi Orkestrası bizde. Başka hiçbir okulda orkestra yok.